Sayın Genel Başkanım, değerli milletvekillerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Genel Kurulu toplantısının 3. yasama yılı 31. birleşimini açıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanım, birazdan Meclis Genel Kurulu'nda okunmasıyla birlikte 2 yıl boyunca görev yapmış olan, başta Meclis Başkan Vekilimiz olmak üzere divan üyelerimizin ve bugüne kadar grubumuzda görev yapan grup yönetim kurulu üyelerimizin görev dönemleri sona erip yeni seçilen arkadaşlarımız görevlerine başlayacaklar. Sizlerin şahsında bu görevleri sürdüren değerli arkadaşlarımıza bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak teşekkür ediyoruz. Şimdi Sayın Genel Başkanımızı haftalık sunuş konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Efendim, hepinize yürekten teşekkür ederim. Özgür Bey, seçilen arkadaşlara başarılar diledim. Ama görev yapan arkadaşlara da şükran borçluyuz. Gerçekten de seçilen arkadaşlar olsun, geçen dönem, geçen yasama döneminde görev yapan arkadaşlar olsun, hepsine yürekten teşekkür ediyoruz. Herkes görevini bir hakkın yerine getirdi. Bundan sonra yeni görev alan arkadaşların da aynı duyarlılıkla görevlerini yerine getireceklerinden hiçbir endişem yok. Çünkü bizim tek hedefimiz var. Bu ülkede herkesin huzur içinde yaşaması. Bunun için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Değerli arkadaşlarım, bizleri televizyonları başında izleyen saygıdeğer yurttaşlarım, hepinize Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak sevgilerimizi, saygılarımızı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Zor bir dönemden geçtiğimiz hepimizin malumu. Bu dönem kavga dönemi değil. Bu dönem uzlaşma, birlikte olma, birbirimizi kucaklama, var ise bir kusurumuz, kusurumuzu örtme, kapatma dönemidir aslında. Bir anlamda siyasetin yumuşaması, bir anlamda sevginin egemen olması, bir anlamda siyaset dilinin tüm toplumu kucaklayan bir kanala yönelmesi hepimizin ortak hedefidir. Kuşkusuz biz bunu söylüyoruz ama yaşadığımız sorunlar da var. Ve bu sorunlara değinmek de elbette ki bizim görevimiz. Yani parlamentonun önemli bir partisi olan, tarihsel kimliği olan ve bu ülkeye demokrasi gelsin diye bedeller ödeyen bir partinin üyeleri olarak yaşanan sorunları dile getirmek zorundayız. Üniversiteler biliyorsunuz çok önemlidir. Önemli kurumlardır. Üniversiteleri olan her ülke dünyada saygın ülkedir. Üniversiteleri bilim üreten her ülke dünyada saygın ülkedir. Dolayısıyla üniversitelerimizin üzerine titremek, üniversitelerimizi korumak, var olan sorunlarını çözmek hem iktidarın hem muhalefetin, parlamentonun ve toplumun ortak görevi olmak zorundadır. Bir üniversitemiz kapatıldı. İstanbul Şehir Üniversitesi. Niye kapatıldı? Yeni kurulan bir üniversiteydi. Maltepe'de Tekel'in çok güzel bir alanı vardı, arazisi vardı. Orası tahsis edilmişti. Pırıl pırıl öğrenciler, dinamik, her görüşten akademik kadrosuyla göz kamaştıran bir üniversite durumundaydı. Genç bir üniversiteydi, çalışkan bir üniversiteydi. Ama intikam almak için üniversiteyi kapattılar. Kimden? Sayın Ahmet Davutoğlu'ndan. Neden? Niçin ayrıldı? Niçin demokrasi diyorsun? Niçin hak, hukuk, adalet diyorsun? Niçin üniversite diyorsun? Niçin adalet diyorsun? Bu nedenle kapatıldı orası. Kapatan kararı Erdoğan resmi gazetede yayınladı. Bakınız, bizi dinleyen bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Defalarca söyledim, bir daha söylüyorum. Devlet kinle, öfkeyle yönetilmez. Kini, öfkeyi, intikam alma duygusunu öne taşırsanız devlet dediğiniz kurumu yıpratırsınız. Devlette adalet olması lazım, hak olması lazım, hukuk olması lazım devlet yönetiminde. Devlet yönetiminde bilgi olması lazım, deneyim olması lazım, yani tecrübe olması lazım. Siz, bu benim rakibim, benim partimden ayrıldı,
üniversiteyi kurdu. Üstelik bir de kurucusu. O zaman ben buna dersini vereyim. Siz bugüne kadar pek çok üniversiteye yardım yaptınız. Yardım yapılan hiçbir üniversiteye Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz çıkıp neden yardım yaptınız demedik. Bilime yapıyorsanız, teknolojiye yatırım yapıyorsanız, insana yatırım yapıyorsanız buna karşı çıkmadık. Dolayısıyla mevcut mal varlığıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceği gerekçesiyle şehir üniversitesi kapatıldı. Ama gün gelir, devran döner, bu üniversitede yeniden faaliyete başlar. Dolayısıyla biz bütün gençlerimizin, çocuklarımızın iyi bir üniversitede okumalarını isteriz. Geçen hafta en çok tartışılan konulardan birisi de Z kuşağıydı. Y kuşağından sonra Z kuşağı. Yeni gençler, üniversite sınavına giren gençler, pırıl pırıl gençler. Bunların iradeleriyle oynandı. Pandemi dolayısıyla sınav ötelendi. Bu ortamda sınav yapılmaz dendi. Hiç kimse itiraz etmedi. Herkes bu kararı haklı buldu. Ama bir süre sonra efendim dışarıdan turist gelmesi lazım. Turist gelecek. Otellerin dolması lazım. Biz bu yükü çekemeyiz. O zaman sınavı erkene alalım ve dolayısıyla gençler anneleriyle ve babalarıyla tatile çıksınlar. 5 yıldızlı otellerde kalsınlar. Bu gerekçeyle erkene alındı. 2.433.219 öğrencimiz sınava girdi. Ve Sayın Erdoğan, ben bunları nasıl aldatırım, nasıl kandırır, nasıl bunların oyunu alırım diye bir YouTube'da bir programa çıktı. Tabii şimdi çok pişman olduğunu biliyorum. Z kuşağıyla bir politikacının muhatap olmasının çok zor olduğunu önce kendisini bilmesi lazımdı. Pırıl pırıl bir kuşak. Hayatı sorgulayan bir kuşak. Kimin doğruları, kimin yanlışları söylediğini bilen bir kuşak. Efendim çıktı, bunlara bir sürü laf etti. Ama bunlar gerekli dersi verdiler. Ben Erdoğan'a seslenmek isterim. Sen Z kuşağında ya da Y kuşağında oy almak istiyorsan şunları yapacaksın. Gençler ne istiyor? Önce onu bileceksin. Bu gençler ne istiyor? Gençlerin beklentileri ne? Önce bunlara bir bakacaksın. Bir soracaksın. Ne istiyorsunuz diye. Ben sana söyleyeyim. Üstelik ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak söylüyorum. O kuşaktan oy alacaksan bu dediklerimi asla unutmayacaksın. Gençler asla baskıcı dikta yönetimi istemiyorlar. Özgürlük istiyorlar. Sen bunu sağlayabilecek misin? Baskıyı kaldırabilecek misin? Tek adam rejimini sonlandırabilecek misin? Bunu yapacak mısın? Çünkü gençler diyor ki biz dayatmayı kabul etmiyoruz. Dayatmayı kabul etmiyoruz. Önce sınav tarihiyle oynayarak dayatmanın nasıl olduğunu onlara gösterdin. Onlar sana güvenir mi? Güvenmezler. Başka? Gençler diyorlar ki benim seçimimle, benim tercihlerimle oynama. Seçime ve tercihlerime karışma. Ben özgürce seçimi yaparım. Benim tercihlerim de herhangi bir politik alanın unsuru olmasın. Ben bağımsız olarak tercihlerimde ve seçimimde özgür olmalıyım diyor. Sen bunu yapacaksan oy sana gelir. Yapmayacaksan bunlar sana yarın güle güle diyecekler. Beni formatlamaya kalkma. Gençler onu söylüyorlar. Beni tornadan geçirmeye, tek tipleştirmeye özenme diyor sakın. Herkes aynı benim gibi düşünecek. Gençler kabul etmiyor. Herkesi formatlayacağım. Gençler kabul etmiyor. Benim aklım yok mu diyor. Sen bana akıl vereceksin diyor. Benim bilgim yok mu diyor. Sen bana bilgi vereceksin diyor. Benim sorgulama gücüm yok mu? Sen sorgulama diyeceksin. Gençler bunu kabul etmiyor. Yaparsan gençler gelir sana oy verir. Başka? Gençler diyor ki eğitimde evrensel değerleri göz ardı etmeyeceksin diyor. Ben dünyayı bilmek istiyorum.
Dünyayı okumak istiyorum. Dünyayı sorgulamak istiyorum diyor. Beni dar bir alana eğitimle hapsetme diyor. Başka ne diyor? Soru sormamı engelleme diyor. Sorgulama hakkımı elimden alma diyor gençler. Ve beni kobay olarak kullanma diyor. Ne demek bu? Erdoğan bütün bu gençleri kobay olarak kullandı. 18 yılda tam 15 kez eğitim politikası değişti. Dünyada örneği yoktur. Bu gençler sana güvenir mi? Bu gençler senin söylediğini doğru kabul eder mi? Bu gençler seni samimi bulur mu? Hayır, yapmaz. Onların pırıl pırıl zekaları var. Hayatı sorguluyorlar. Hayatın her alanını sorguluyorlar. Hayatı değil, kainatı sorguluyorlar bunlar. Başka ne istiyor gençler? Gençler adalet istiyorlar. Fırsat eşitliği istiyorlar. Bana fırsat eşitliği vermeyeceksen diyor iktidardaki kişiye, ben senin neyine güveneceğim diyor. Gençler konsolumuza bile vergi üstüne vergi bindirip sonra da o vergileri yandaşlara kepçeyle dağıttın diyorlar. Ben sana nasıl güveneceğim diyor gençler. Ve gençler kim olursa olsun herkesten saygı görmek istiyorlar. İster siyasetçi, ister mahallenin bakkalı, ister esnafı, ister apartman görevlisi, isterse sade bir vatandaş, emeklisi, dulu, yetimi, diğer gençler saygı görmek istiyorlar. Baskı görmek değil, saygı görmek istiyorlar. Düşüncelerine saygı görmek istiyorlar. Davranışlarına saygı görmek istiyorlar. Delikanlı dediğimiz bir kavram var bizde. Gençler hata yapabilir. Saygı içinde yapılan hatayı hoşgörüyle karşılayın diyorlar. Yani gençler siyasi iktidara ve saraya aslında ders veriyorlar. Gençler ne istiyorlar? Adamını bulanın değil, işini iyi yapanın kazandığı bir sistem istiyorlar. Yani liyakat istiyorlar. Adamını bulan işe girecek, bilgisiyle, birikimiyle, zor sınavları aşarak gelen, KPSS'de iyi başarı elde eden kişi adamını bulamadığı için sistemin dışında kalacak. Ve gençler bunu affetmez. Gençler iş istiyorlar. Gençler diyorlar ki bilgimiz var, birikimimiz var. Taşı sıksak suyunu çıkaracağız. Ama bize iş vermiyorsun. İş alanı yaratmıyorsun. Anayasayı ihlal ediyorsun. Bana diyorsun ki git Amerika'ya, git Kanada'ya, git Kore'ye, dışarıya git diyorsun. Beni dışarıya gitmeye mahkum ediyorsun diyor. Erdoğan, sen bunları yapabilecek misin? Bu yolu sen açtın. Düzelt bakalım. Gençlerden oy istiyorsun. Ve gençler hiç kimse unutmasın. Gençler geleceğin rüyasını görüyorlar. Gençler geleceğin rüyasını gören ve o rüyanın gerçekleşmesi için çaba harcayan bir kuşaktır. Z kuşağı. Ufku büyük, ufku geniş bir kuşaktır o kuşak. O kuşağın hakkını vermek gerekiyor. Çağ yakalayan gençler, gençler onu istiyorlar. Biz çağ yakalamak istiyoruz. Çağın gerisine düşmeyelim diyorlar. Teknolojiyi en iyi onlar kullanıyorlar. Söyleyeyim, benden de çok iyi kullanıyorlar. Belki hepimizden çok iyi kullanıyorlar gençler teknolojiyi. Bilgileri, birikimleri, dünyayı sorgulamaları daha ön yargısız. Bizim ön yargımız olabilir ama o pırıl pırıl gençlerin zekaları ön yargıyı kabul etmiyor. Herkese, her olaya objektif bakıyor. Objektif davranıyor. Siyaset kurumu olarak sen hala gençleri anlayabildin mi? Sarayda oturarak gençlerin önüne oturduğun zaman gençlerin senin her söylediğini samimi bulmadıklarını anlamadın mı? Oy istiyorsan Z kuşağından samimi olacaksın. Dürüst olacaksın. Gençlerin her söylediğine kulak kabartacaksın. Ne söylüyor bunlar? Buna bakacaksın. Hele hele gençler, Z kuşağı sınava girdi. Yarın inşallah büyük bir kısmı kazanacak. Tamamının kazanmasını isteriz.
Ama onlar annelerinin ve babalarının olmadığı yerde bir üniversiteyi kazanırlarsa önlerine ilk çıkan sorun yurt sorunu olacak. Bu gençler dönüp sana diyecek ki 18 yıldır iktidardasın. 18 yıl. Bir yılda çözülemeyecek sorunu 18 yıldır çözemeyene ben asla oy vermeyeceğim diyecektir. Gençler, evet, umudumuz, geleceğimiz ve bugünümüz gençler. Gençleri sadece gelecek olarak düşünmeyin. Bugün içinde gençler. Bugünü de sorguluyorlar onlar. Evet, geleceği bizden daha iyi inşa edecekler. Bundan en ufak bir endişem yoktur. Çünkü bu ülkenin geleceği hiç kimseye değil, sadece gençlere emanet edilmiştir. Bu ülkenin gençlerine. Öyle bakıyordum. Bakınız, bana Kanada'dan bir ileti geldi. Benim hesabıma, e-posta hesabıma bir ileti geldi. İletiyi okuyayım size. Merhaba. Ben Atakan Kartal. İstanbul Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü ilk mezunlarındanım. Mezun olduktan sonra Türk Hava Yolları tekniğe başvurdum. Ancak işe alınmadım. O zaman sınıfımızdaki benden daha başarısız olan kişiler işe AKP'li bir vekilden torpil bulduklarını utanmadan, sıkılmadan söylediler ve işe alındılar. Ancak ben alınmadım. Nedeni çok açıktı. AK Parti'den tanıdığım yoktu. Daha sonra ikinci bir üniversitede 4 yıllık işletme bölümünü bitirdim. Ve Kanada'ya taşındım. Nükleer santralde operatör olarak işe başvurdum. Ve yaklaşık 2000 kişinin arasından yazılı ve sözlü sınavları geçerek ilk yüze girdim ve işe alındım. Benim gibi on binlerce insan ülkesini terk ediyor bu şekilde. Terk edemeyenler ise depresyona giriyor, hatta intihar ediyorlar. Devamı var. Bu öğrencimizin günahı ne? Daha yeteneksizler kamuda torpil bulup işe başlarken, yeteneklilerin göz ardı edilip onlara yurt dışı alan gösteren iktidardan bunlar hesap sormayacak mı? Demeyecekler mi? Sen gençlere böyle yaklaşıyorsun. Adamını bulan işe giriyor, adamını bulamayan yeteneği ne olursa olsun kapının önüne konuyor. Bir örnek daha vereyim. Bu kez Kütahya'dan örnek vereyim. Eski bir milletvekili, Kütahya milletvekili, bunun bir kızı var. Kızı Kütahya'da hiçbir sınava girmeden özel kalem müdürü yapılıyor ve memur kadrosu veriliyor. Çok alışık olduğumuz bir kural. Olur mu? Olabilir. Yani Kütahya'dır, özel kalem müdürü getirmişlerdir, babasının hatırı vardır, almıştır diyelim. Emin olun, bakın bu kadar iyi niyetli yaklaşıyorum. Fakat bu kız Kütahya'da oturmuyor. Nerede oturuyor? Ankara'da oturuyor. Kütahya'ya hiç gitmedi. Tam 143 gün Ankara'da oturdu, raporunu aldı, yurt dışına arada bir çıktı geldi, raporu gönderdi Kütahya'ya, belediyeye gönderdi. Tıkır tıkır da aylığını aldı. Şimdi gençlere soruyorum. Ve Kütahyalı gençlere soruyorum. Kütahya'da sanki işsiz hiçbir genç yok. Herkesin işi gücü var. Ve ne yapalım, bir özel kalem müdürü bulacak Kütahya'da adam kalmadı. Ankara'dan birisini transfer edelim. Çünkü Kütahya'da herkesin işi gücü var. Olay şikayet ediliyor. Gelmedi diye şikayet ediliyor. Ayrıntıları bütün hepsi var. Dokümanı var. Bakanlık makamına sunulan yazılar var. Bunun görevine gelmediği var. Bütün ayrıntılar var. Şikayet ediyorlar. Bu kişi gelmedi. Hiçbir tahkikat yapılmıyor. Hiçbir tahkikat yapılmıyor. Altında da soruşturma açılmamasını isteyen de Süleyman Soylu. Bakanın kendisi. Yapmıyor tahkikatı. Gerek yok diyor. Sonra ne oluyor? Oraya gitmedi. Ankara'da oturuyor, maaşını alıyor,
Ne yapalım? Şikayet de geliyor. Ankara'ya, TOKİ'ye uzman olarak atayalım. Uzman olarak atandı. Şimdi ben sınava giren yaklaşık 2,5 milyon kardeşime, gence soruyorum. Sen sınava girip alın teri dökerken ve onların ailelerine soruyorum. Ve AK Parti'ye oy veren vicdan sahibi herkese soruyorum. Kanada'ya gönderdiniz gencecik pırıl pırıl çocuğumuzu. Oraya hizmet ediyor. Ankara'da partinin döküntülerini ise özel kalem müdürü olarak gönderiyorsunuz. Aylıklarını tıkır tıkır alıyor. Sahte, hiçbir geçerli olmayan raporları gönderiyor. Ve bu kişi baş tacı ediliyor. Yetmiyormuş gibi TOKİ'ye de uzman olarak atanıyor. Bu gençler size oy verir mi Allah aşkına? Bu gençler size oy verir mi? Bu gençlerde vicdan var. Bu gençlerde ahlak var. Bu gençlerde vicdan var. Bu gençler size oy vermez. Ha şunu da rahatlıkla söyleyeyim. Saraydaki zatın gidişini hazırlayacak olan da gençlerdir. Yarın mühürlerini alacaklar. Tercihi ona göre kullanacaklar. Biliyorlar. Kimin ne olduğunu gayet iyi biliyorlar. Her genç ne yapmak ister üniversiteye giren? İyi bir üniversiteyi kazanmak ister. Adı sanı olan, eğitim kadrosu çok iyi olan bir üniversiteye gitmek ister. O üniversiteye gittiği için de gurur duymak ister. Akademik kadroyla gurur duymak ister. Ne oldu şimdi? Sarayda oturan zat 6 rektör atadı. 6 üniversite artı 6 rektör. Bunların 4 rektörün uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış tek bir makalesi bile yok. Döküntü yani. Ya bundan rektör olur mu? Hani liyakat vardı? Nerede bu liyakat? Bir makalesi olmayanı üniversitenin başına getiriyorsun. Üniversitenin başına getiriyorsun. O kıskançlığından makale yazanları cezalandıracak, göreceksiniz. Ben yazmadım, sen de yazmayacaksın. Çünkü sen fazla yazınca herkes dönüp bana bakacak diyecek. Böyle bir anlayışla devlet yönetilir mi? Böyle bir anlayışla üniversite yönetilir mi? Böyle bir anlayışla üniversite bilgi üretebilir mi? Emin olun, bunları anlatırken vicdan azabı duyuyorum. Ve Türkiye adına üzülüyorum. Bakın değerli arkadaşlar, üniversiteler öyle bir noktaya geldi ki, artık bilgi üretemez noktaya geldi. Belki vatandaşlarım diyebilirler, ya bilgi üretse ne olur, üretmese ne olur üniversite? Çocuk gidiyor üniversiteye. Bilgi üretmenin anlamı şudur. Bir üniversite bilgi üretirse o ülkenin sanayicileri katma değeri yüksek ürün üretirler. Ve Türkiye katma değeri yüksek ürün üretiminde dünyada söz sahibi olur. Cep telefonları, televizyonlar, daha yüzlerce katma değeri yüksek ürün üreten bir Türkiye haline dönüşebiliriz. Eğer üniversiteleri üniversite yapabilirsek, bilgi üreten insanı kapının önüne koymazsak, barış istedi diye üniversite hocasını üniversiteden atmazsak. Değerli arkadaşlarım, bakın Türkiye bilgi üretiminde Suudi Arabistan'ın gerisine düştü. Bu 18 yılda Suudi Arabistan'ın gerisine düştü. İran'ın gerisine düştü, Yunanistan'ın gerisine düştü. Suudi Arabistan, Yunanistan ve İran üniversiteleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniversitelerinden daha fazla bilgi öğretiyorlar. Sarayda oturan bunları biliyor mu acaba? Bu memleketi hangi hale getirdiğini biliyor mu acaba? Bir vicdan sorgulaması yapıyor mu acaba? Ama ben Y kuşağına da Z kuşağına da sesleniyorum. Sizin tercihlerinizle. Biz iktidar olduğumuzda size söz veriyoruz. YÖK denen darbe kurumunu kaldıracağız. YÖK olmayacak. Üniversitelerin bilimsel özelliği olacak. Makale yazdığı adam atılır mı?
bilimsel özelliği olacak, yönetsel özelliği olacak. Üniversite hocaları kendilerine rektör seçmesini bilmiyorlar mı? Üniversite hocaların böyle bir yeteneği yok mu? Saraydaki bir kişiye teslim ediyorsunuz bütün üniversiteleri. Yani idari özelliği olacak üniversiteler. Başka, üniversitelerin mali özelliği olacak. Üniversite tam anlamıyla bilgi üreten bir kuruma dönüşecek. O zaman bu üniversite olur ve o zaman Türkiye gerçek anlamda kalkınmış ve büyümüş olur. Değerli arkadaşlarım, gençlerle yaşadığımız bir sorun daha var. Gençler tarım alanından çekiliyorlar. Kırsaldan çekiliyorlar. Çünkü genç elindeki cep telefonuyla bütün dünyayı görebiliyor. Gençlerin nasıl yaşadığını görebiliyor. Hangi imkanlara kavuştuklarını bilebiliyor. Kırsalda kendisine kültürel olarak hiçbir şey sağlanmadığı için ben burada niye duracağım diyor. Kırsaldaki geliri gerektiğinde tepip büyük kentlerin varoşlarında yaşamayı daha uygun görüyor. Türkiye'yi bu girdaptan kurtarmamız lazım. Bunun için yeni bir tarım politikası. Gençlerin üretebileceği, çalışabileceği, ektiği ürünün alın terinin karşılığını alabileceği bir politikayla gençleri orada tutmak lazım. Daha nitelikli, tarımda da daha nitelikli ürünler üretsinler. Daha iyi üretsinler. Bilimi orada da kullansınlar. Kültürel olarak bütün aktardan yararlansınlar. Oraya da sinemayı götürelim. Oraya da tiyatroyu götürelim. Oraya da sanatçıları götürelim. Oradaki insanlar bizim toplumumuzun önemli parçalarıdır. Dolayısıyla kent kültürüyle kırsal kültür arasındaki derin yarılmayı ortadan kaldırmamız lazım. Bunlar yapamadılar, biz yapacağız. Biz yapacağız. Kırsalda çalışan herkesin alın terini kendilerine teslim edeceğiz. Bakınız, Mayıs ve Haziran ayında ciddi bir don yaşandı. Aşırı sıcak, arkasından soğuk, pek çok üründe ciddi ama ciddi oranlarda sorun yarattı ve bazen ürün kalitesini bozdu, bazen de üretimde ciddi düşüşlere yol açtı. Biz ne yaptık? Biz hemen şunu yaptık değerli arkadaşlarım. 58 milletvekili arkadaşımızı görevlendirdik. 58 milletvekili arkadaşım. Bu felaketin yaşandığı bütün yerlere gönderdik. Gidin. Bir, çiftçilerle konuşun. Ürünü eken, tarlayı eken kişiyle konuşun dedik. Zararı nedir? Ne kadar oldu diye. Başka, çiftçilerin oluşturdukları kuruluşlar var. Ziraat odaları gibi. Onlarla konuşun. Gittiler, konuştular. Her bir arkadaşım, her bir ekip ayrıca bize raporlarını, genel merkeze raporlarını sundu değerli arkadaşlar. Özellikle erkenci çeşitler dediğimiz narenciye üretiminde zararın belli bölgelere göre 50 ile %50 ile %90 arasında olduğu söyleniyor. Ki ben bazen üreticilerle, bazı yerlerde de muhtarlarla görüştüm. Bu söylediğim rakamı muhtar da üretici de zaten veriyor. Zeytin, yeni dünya, şeftali, erik, kavun ve karpuzda da %30 ve %45 arasında çiftçinin bir kaybı var. Denizli'nin Ege bölgesinde, özellikle Denizli'de kekik, üzüm, anason, haşhaş ve ceviz üretiminde de %50 ile %80 arasında bir kayıp var. Aşırı sıcağın doğurduğu bu kaybı tarım karşılamıyor. Tarım sigortası karşılanmıyor. Niçin? Bunu hiç düşünmemişler. Devleti anlıyor musunuz? Yönetenlerin ne olduğunu biliyor musunuz? Türkiye'ye hiç sıcak gelmez. Dolayısıyla bunu koymamışlar. Ne olacak bu zarar? Efendim 2021 yılında programı alacağız. 2021 yılında bu ödenecek. Sigorta kapsamını alacağız. Buradan bütün çiftçilere söylüyorum. Sigortası olsun veya olmasın. Tarsim ödesin veya ödemesin. Eğer bir siyasal iktidar, ben çiftçimizi seviyorum, alın terine değer veriyorum, onların büyük emekleri var,
hasar gördüler, zarar gördüler, ben bunu karşılayacağım diyorsa bunun yolu var. Bunun yolu var. Nedir yolu? Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı İl Acil Destek Ödeneği var. Bu ödenekten karşılanır. Karşılanmıyorsa bilin ki sizi gözden çıkarmışlar. Karşılanırsa burada para var. İmkan da var. Elin oğluna dünyanın parasını verirsin. Çiftçiye gelince efendim Tarsim kapsamında değil, 2021'de kapsam alacağız. O zaman havalar aşırı sıcak olur ve kaybınız olursa ondan sonra biz karşılayacağız. Bu doğru değil. Başka bir şey daha mı? Bir sorunumuz daha var. Tarsim ölü doğmuş vaziyette. Bakın rakam vereyim. Türkiye genelinde 197 milyon dekar alan, 197 milyon dekar alan ekiliyor. Tarsim kapsamında sadece 26 milyon dekar alan var. Yani 171 milyon dekar alan Tarsim'in tamamen dışında. Yapılması gereken şudur. Yeniden gözden geçirilmesi lazım. Efendim tapusu mu vardı? Efendim icarda mıydı? Buna bakmaksızın. Çiftçi ekiyorsa zaten biliyorsunuz. Ekiyorsa dededen kalma tapu var üstümüze almadık diyor. Çorum'da konuştum üretici aynı zamanda muhtar. Diyor ki dededen kaldı tapumuz diyor. Gidip tapu işlemini yapmadık ama bu toprak bizim toprağımız. Herkes biliyor. Ekiyorum. Efendim tapu senin üstüne değil. Sen Tarsim'den yararlanamazsın. Bunları kaldırmak lazım. Tarsim'i yeniden oluşturmak lazım. Çiftçinin sigorta priminin en az %80'ini devletin ödemesi lazım. Bakın en az %80'ini devletin ödemesi lazım. Zaten ne veriyorsunuz ya? Çiftçinin elinden her şeyi aldınız. %1'i bile vermediniz çiftçiye. En az %80'ini ve hiçbir koşul aramadan yerine getirilmesi lazım. Yine bu arada Ziraat Bankası ile ilgili kredi çeken çiftçilerin banka bu borçları yeniden yapılandırdı afet dolayısıyla ama özel bankalardan kredi alanlarla ilgili hiçbir şey yapılmadı. Buna da dikkati çekmek isterim değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlar, şu tablo adaletin en önemli ayaklarından birisi avukatlar. Hakim var, karar veren, savcı var, iddia eden, avukat var, savunan. Üçünün olmadığı bir yerde adalet kurumu olmaz. Dünyanın bütün ülkelerinde hangi rejim olursa olsun, hangi büyüklükte olursa olsun, ister fakir ister zengin olsun bu üç kural vardır. Tarihsel kimliği vardır bu üç kuralın aynı zamanda. Biri geçmişi de vardır. Barolarla ilgili bir kanun teklifi geldi mi bilmiyorum. Parlamentoya verildim. Kanun teklifi geldi. Şimdi baroların parçalanmasına itiraz ediyorlar. Bölünmesine itiraz ediyorlar. Ayrılmasına itiraz ediyorlar. Baro barodur diyorlar. Baroyu niye bölüyorsunuz? Niye ayrıştırıyorsunuz? Ne yaptı baro başkanları? Yürüyüş yaptılar. Ankara'ya geldiler ve Ankara'da baro başkanları yerde, arkada bir polis duvarı var. Önce şunu söyleyeyim. Polislerin hiçbir günahı yok. Polise talimat verene siyasi iradeye kızacaksın. Polisin ne günahı var? Polis burayı tut diyorlar, polis tutuyor. Görevi o zaten. Ama bu tabloyu dünyanın hangi ülkesindeki hangi kişi, vatandaş görürse görsün Türkiye'de demokrasinin olmadığı kanısına varır. Türkiye'de baskıcı bir yönetimin olmadığı kanısına varır. Devleti yönetenlerin böyle bir fotoğrafı yaratmamaları lazım. Böyle bir ortamı yaratmamaları lazım. Ama devlet bilgiyle, birikimle, ahlakla, adaletle yönetilmezse, baskıyla yönetilirse, elinde sopayla yönetilirse böyle bir tablo çıkar. Ve bu fotoğraf dünyanın bütün ülkelerindeki medyada fotoğraf olur. Gösterilir. Bir ülkeye bu fotoğrafı yaratan kişilerin bir ülkeye yapacakları bu kadar büyük bir zararı başka bir kişi veremez.
Türkiye'de demokrasinin olmadığını söylemenize gerek yok. Bu fotoğrafı göstermeniz gerekir. Tek başına yetiyor. Şimdi avukatlar geldiler. Bırakmıyorsunuz. Kendisi de bir avukat. Mansur Bey çadır gönderdi. Yağmur yağıyor. Bari çadırda kalsınlar. Çadırı kuramazsınız. Niçin? Saraydan talimat öyle. Su gönderdi. Su vermediler. Neyse sonra görüşüldü. Suların verilmesi kabul edildi. Sandalye vermediler. Değerli arkadaşlarım, yemek vermediler. Ya bunlar düşman mı? Düşman mı? Emin olun. Devleti sağduyuyla yönettiğinizde bunların hiçbirisi olmaz. Devleti kin alma, intikam alma duygusuyla yönettiğinizde bu tür tablolar ortaya çıkar. Dolayısıyla bu tablo Türkiye demokrasisine darbe vuran bir tablodur. Demokrasinin olmadığını 50 sefer anlatın, 100 sefer anlatın, hiçbir önemi yok. Bu fotoğraf tek başına demokrasinin olmadığını gösteriyor bize değerli arkadaşlarım. Ve dünyanın hiçbir ülkesinde de baro başkanlarına böyle bir muamele yapılmaz. Ama 21. yüzyılın Türkiye'sinde bunlar yapılıyor. Baroyu ayrıştırıyorlar, bölüyorlar. İktidardan yana barolar, iktidara karşı olan barolar, efendim etnik kimlik bağlamında bölünen barolar, inanç bağlamında bölünen barolar, böyle bir baro yaratmak istiyorlar. Açık ve net söylüyorum, böyle bir amaçla baroların bölünmesi vatana ihanettir. Türkiye Cumhuriyeti devletine ihanettir. Sayın Bahçeli'ye söylüyorum. Eğer bu ülkenin bekasından söz ediyorsan, yarın etnik kimlik bağlamında bölünen bir baroyu nasıl savunacaksın sen? Yarın inanç bağlamında bölünen bir baroyu nasıl savunacaksın sen? Beka ülkeye beka sorunu yaratan işte bu olaylardır. Baro barodur ya. Barolar siyasi kuruluş değildir. Anayasayı okuyayım size. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları. Anayasa 135. Dikkatle dinleyin. Televizyonları başındaki vatandaşlar da dikkatle dinlesinler. Kamu niteliğindeki meslek kuruluşları, yani barolar ve üst kuruluşları, belli bir mesleğe mensup olanların, belli bir mesleğe mensup olanların, yani avukatların veya mimarların veya mühendislerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadıyla kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında gizli oyla seçilen kamu tüzel kişileridir. Niye bölüyorsunuz? Geçen hafta söylemiştim. Bir ülkede iki tane maliye bakanı olmaz. İki tane merkez bankası olmaz. Bir ilde iki tane vali olmaz. Bir ilçede iki tane kaymakam olmaz. Bir ilde bir tane nüfus memuru olur, iki nüfus memuru olmaz. Şimdi siz adamına göre baro, siyasetine göre baro kuruyorsunuz. Bu ülkeyi bölmek, parçalama yolunda atılan adımlardan birisidir. İleride çok daha büyük olumsuz tablolarla karşı karşıya kalabiliriz. Nasıl getiriyorsunuz bunu? Bana biat eden baro olsun. Barolar dernek değildir. 50 tane dernek kurabilirsiniz. Avukatlar da istiyorlarsa dernek kurabilirler. Nitekim pek çok avukatların ayrı ayrı dernekleri var. Şimdi bir ülkede iki tane odalar ve borsalar birliği başkanlığı olur mu? Bir tane olur. Ama TÜSİAD vardır, ama MÜSİAD vardır, ama Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu var. Bunlar olur. Ama bir tüzel kişiliğe sahip bir tane. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'dir. Bir ilde iki tane sanayi odası olur mu? Bir ilde iki tane ticaret odası olur mu? Bir ilde iki tane esnaf odası olur mu? Ülkeyi bölme ve parçalama yolunda
atılan adımlardan birisidir. Eğer bu ülkede bir beka sorunu çıkacaksa bu tür adımlardan çıkacaktır. Bunu herkesin bilmesini isterim değerli arkadaşlarım. Geçen hafta söylemiştim, Adalet Bakanı ya bu avukatlar niye yürüyor demişti. Daha bizde böyle bir şey yok. Ha, tam ifadesini okuyayım. Hangi maddesine karşı çıkıyorsunuz? Ortada henüz bizim bile daha vakıf olduğumuz bir teklif yok diyor. Sayın Bakan demiştim. Özür dilerim ama rejim değişti, senin haberin mi yok? Kimsenin sana sorma ihtiyacı yok ki. Sen oturduğun yerde oturacaksın. Eskiden olduğu gibi bakan da değilsin. Adın bakan sadece. Sen parlamentodan güven oyu alan bir kişi değilsin. Eskiden devletin müsteşarı neyse aynı konumda olan bir kişisin. Dolayısıyla sarayın, ben barolarla ilgili düzenleme yapıyorum. Ey Adalet Bakanı gel bakalım. Ya bu doğru mudur, yanlış mıdır diye sana sormaya ihtiyacı yok ki. Sen devletin bakanı değil, sarayın memurusun. Sarayın memuru emir alan kişi demektir. Memur da odur. Emir alan kişi demektir. Sen de sarayın memurusun ama bakma. Yasaya göre sana bakan diyoruz ama eski bakan değiliz. Dolayısıyla rejimin değiştiğini bile farkında değil. Değerli arkadaşlarım, bu çerçevede bütün CHP grubundaki bütün arkadaşlarıma söylüyorum. Bütün milletvekili arkadaşlar. Bu teklif geldi. Yarın görüşülecek. Her bir arkadaşımın komisyonda görevi vardır. Efendim ben hukukçu değilim ya da isim çıktı, yok. Bu ucube Türkiye'yi bölmeyi amaçlayan, Türkiye'yi kutuplaştıran bu teklife hep birlikte karşı çıkacağız. Hep birlikte karşı çıkacağız. Yargıyı arka bahçeleri haline getirdiler. Yargıyı arka bahçeleri haline getirdiler. Hakim karar verirken bir saraya bakıyor. Nasıl karar vereyim? Veya sarayın avukatları gelip diyorlar ki kararı şöyle verirsen Erdoğan çok memnun olur. Hakim, efendim ben vermem, o zaman değiştirin o hakimi. Bu sefer kim devreye giriyor? Hakimler Savcılar Kurulu giriyor. Bu sarayı dinlemeyen bir hakim bunu görevden alalım. Oraya sarayın her dediğini yapan bir kişiyi atayalım diyorlar. Bunların yüzlerce olayla tanığı olduk. Yüzlerce, bakın onlarca demiyorum. Yüzlerce olayın tanığı olduk bu çerçevede. Şimdi pandemi dolayısıyla malum belediyeler yardım kampanyası açtılar. Açar mı? Açar. Belediye gelirleri var. Yardım yapmak isteyen çok sayıda vatandaş var. Banka hesap numaraları verildi. Yoksul ailelere, iş yeri kapanan kişilere, iş yeri kapandığı için işsiz kalanlara, aylık alamayanlara yardım yapacak belediye. İçişleri Bakanlığı bir genelge çıkardı. Hayır, bizden izin almadan yardım toplayamazsınız. Bağış kabul edemezsiniz, izin almadan. Bunun üzerine Ankara ve İstanbul Belediye Başkanlarımız İçişleri Bakanlığı'nın kanunlara aykırı olan bu genelgesine karşı dava açtılar Danıştay'da. Yürürlüğü durdurun bunu. Vatandaş para yatırmış, para bankada duruyor. Ben onu alıp fakir fukaraya yardım yapacağım. Danıştay 10. Dairesi yürürlüğü durdurmayı reddetti. Bu kararın altında yürürlüğü durdurma talebinde bulunan ve bu talebi reddeden hakimlere şunu söylemek isterim. Bana üniversitelerde okutulan belediye kanunlarının herhangi birisinde, yani kitabın herhangi birisinde belediye gelirleri kanunu anlatan herhangi bir kitap bulun ve çıkarın. Deyin ki şu hoca demiş ki evet belediye bağış kabul ederken İçişleri Bakanlığı'ndan izin alır. Bir yazı, bakın bir, onlarca yüzlerce kitap var. Onlarca yüzlerce kitap var. Bir kitapta bile aksine bir cümle yok. Belediye gelirleri var. Belediye kanunda. Okuyorum. 59 belediyenin gelirleri şunlar duruyor, sayıyor. Vergi var, bütçe gelirlerinden gelen pay var, kira gelirleri var, faiz ve ceza gelirleri var, bağışlar var, iştiraklerden elde edilen gelirler var. Danıştay'ın bu kararına göre belediye iştiraklerinden alacağı karlar içinde İçişleri Bakanlığı'ndan izin almak zorunda. O da sayılmış çünkü burada.
Toplayacağı vergiler için de gidip İçişleri Bakanı'ndan izin almak zorunda. Ali'nin vergisi doğdu, vergi almak istiyorum, bana izin ver. Bağış belediyenin zaten kabul edeceği bir şey. Gelirleri arasında sayılmış. Kanun var. Ama Danıştay 10. Dairesi diyor ki, hayır diyor, belediyeler haksız, sarayın talimatıyla hareket eden İçişleri Bakanı haklı. Oradan bağış kabul edeceğine dair izin isteyeceksiniz. Emin olun, bu düşüncenin, bu kararın altına imza atanların hiçbirisinin hakim kimliği yoktur. Yazıklar olsun sizin hakimliğinize. Siz hakim değilsiniz. Sarayın köleliğini yapanlar bu ülkede hakimlik yapamazlar. Efendim, bu kadar sert mi konuşuyorsun? Bunların hepsinin hesabı gün gelecek, hesabı sorulacak. Hakimsen yasalara göre karar vereceksin. Hukukun üstünlüğü diye bir kavram var. Daha önce Danıştay'ın verdiği onlarca karar var. Sen kendi mahkemenin verdiği kararlara bile uymuyorsun. Korkudan. Niçin? Saray bana ne der diye. Saray sana ne derse desin. Sen yarın çocuklarına hesap vereceksin. Yüz karası bir kararın altına imza atıyorlar. Ama size şunu söyleyeyim. Ne kararı alırlarsa alsınlar, neyi yaparlarsa yapsınlar, bütün belediye başkanlarımız bütün baskılara rağmen bu ülkede tarih yazmaya devam ettiler ve edecekler. Bakın, her hafta düzenli bilgi alıyoruz. 29 Haziran itibariyle belediyelerimizin 6.211.978 aileye aynı yardım yapmışlar. Ama sağ elin verdiğini soler görmemiş. 6.211.000 aileye aynı yardım. 290.976 aileye nakdi yardım. Paraya ihtiyaç olmuş. Nakdi yardım yapılmış. 254.027 ailenin, hanenin suyu açılmış. 21.147 belediye iş yerinin kirası ertelenmiş. Bazı belediye başkanlarımız kira almama yönünde de karar aldılar. 156.940 kişiye evde bakım hizmeti yapılmış. Yapılmaya devam ediliyor. 47.788.539, yani yaklaşık 50 milyona dezenfektan, maske vesaire falan dağıtımı yapılmış. 9.114 sağlık çalışanına konaklama imkanı sağlanmış. 2.406.942 bina ve araç dezenfekte edilmiş. Bunları bizim belediyeler yapıyorlar. Daha garip bir şey söyleyeyim. Çocuklarımız sınava giriyor. Belediye başkanlarına dedik ki, sınava girilen yerde ya arabanız olsun veya bir masa sandalye olsun, bir şey. Orada maske bulundurun, kurşun kalem bulundurun ve su bulundurun. Olur ya, bir öğrenci kalemini kaybedebilir. Hemen kalemi alsın. Suya ihtiyaç olabilir. Bir şişe su alabilsin oradan. Maskesi unutulabilir veya düşürebilir. Maskesini alsın. O olmaz annesi, o olmaz babası. Tercihse maskesini de verelim. Bunu yaptılar. Ama Burdur'da bir şey oldu. Polisler geldiler. Oradaki belediye çalışanlarını karakola götürüp niye bunu yapıyorsunuz dediler. Ya bunlarda vicdan var mı ya? Ahlak var mı bunlarda ya? Ne yaptı? Adam mı öldürdü? Yok. Kurşun kalem, su ve maske bulunduruyor. Sınava girecekler, yardım ediyor. Kim? Belediye başkanı. Oranın belediyesi. Zaten bunu yapmak görevi. Ama istemiyorlar. CHP'li belediyeler bunları yapamaz. Bunları kim yapar? Ancak saray yapar diyorlar. Saray ne yaparsa yapsın, ister patlasın, ister çatlasın, bizim belediye başkanlarımız tamamını yerine getirecekler. Adaletten söz ettik. Gazetecilerin, üç gazeteci malum
serbest bırakıldı. Barış Terkioğlu, Aydın Keser ve Ferhat Çelik. Ama üç gazetecimiz şu anda içeride. Barış Pehlivan, Hülya Kılıç ve Murat Ağrel. Üçüne de Cumhuriyet Halk Partisi grubundan, orada haksız yere tutulan ve adalet bekleyen, sadece üç gazetecimiz değil, bütün haksızlığa uğrayan ve hapiste kalan herkese Cumhuriyet Halk Partisi grubundan selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Herkesin bildiği bir olayı yazdılar diye, halkı aydınlattılar diye, kalemlerini satmadılar diye, birilerinin önünde eğilmediler diye, özgürce yazdılar diye, gerçek anlamda gazetecilik yaptılar diye hapse atılıyorlar. Sanıyorlar ki biz bunları hapse attık. Dolayısıyla bunlar yarın yine gelecekler, önümüze eğilecekler, ben yaptım sen yapma, beni affet diyecekler. Bunlar onurlu gazetecilerdir. Bunlar kimsenin önünde eğilmezler. Bunlar gerçek anlamda gazetecilik yapıyorlar. Bakın Sayın Murat Ağrel yolsuzluk kitabını yazdı. Hapiste şimdi. Yolsuzluk yapanların tamamı şimdi neredeyse tamamı Murat Ağrel aleyhine dava açıyorlar. Çünkü kendisi hapiste ya. Hakim, yandaş hakimler var. Dünyanın tazminatını yükleyecekler. Sen misin yolsuzlukları yapan? Malum manadasını unutmadık. Ve onun üzerine gelecekler. Murat kardeşim hiç üzülme. Bu ülkede yaşayan insanların vicdanı var, ahlakı var, adalet duygusu var. Ne yaparlarsa yapsınlar, 83 milyon insan senin arkandadır. Seni destekleyecektir. Hep birlikte destekleyeceğiz. Dolayısıyla haksızlık varsa haksızlığın üzerine kararlılıkla gideceğiz. Adalet tabii o kadar hırpalandı ki, malum Çorlu'da bir tren kazası oldu. 25 kişi hayatını kaybetti. 25 kişi değerli arkadaşım. 2 yıldır, tam 2 yıldır dava devam ediyor. Tam 2 yıldır. Sorumlusu kim? Hatırlar mısınız Sakarya'da bir kaza olmuştu, demiştim ki sonunda giderler 2 tane makinisti bulurlar, onları sorumlu yaparlar. Gerçekten de öyle oldu. Herkes pirupak tertemiz, 2 tane makinisti suçlu buldular. Burada da benzeri olacak. Asıl suçlu olanlar, asıl hesap vermesi gerekenler bir bakıyorsunuz mahkemede tanık olmuş. Nasıl olur tanık olur? Türkiye'de adalet böyle işliyor. O ailelerin yanında olacağız. Ailelerin hakkını ve hukukunu sonuna kadar savunacağız. Hatırlar mısınız? O tren kazasından sonra biz dedik ki mecliste bir araştırma komisyonu kuralım. Araştırma komisyonu her partiden milletvekili olsun. Dolayısıyla bunu bir araştıralım. Ne oluyor bu devlet demir yollarında? Neden bu kadar kaza oluyor? Neden bu kadar milli gelirde sonuçta azalma oluyor? Kaza oluyor. İnsanlar hayatını kaybediyor. Lokomotifler, hatlar zarar görüyor. Bunların hepsini aynı zamanda ekonomik zarar da çıkıyor ortaya. Bunu bir araştıralım dedik. Reddettiler ve bunu uygun görmediler. Dolayısıyla Trakya'daki bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Haktan ve hukuktan yanaysanız, özellikle de ülkücü kardeşlerime sesleniyorum Trakya'daki. Haktan ve hukuktan yanaysanız, adaletten yanaysanız, şu soruyu sormak zorundasınız. Çocuklarımız kazada yok oldu, hayatlarını kaybettiler. Neden onların hakkını ve hukukunu sadece Cumhuriyet Halk Partisi, sadece İyi Parti, sadece Refah Partisi, sadece Demokrat Parti savunsun? Onlar bizim insanlarımızsa, bizim çocuklarımızsa neden siz de savunmuyorsunuz? Neden sizin siyasi partiniz de savunmuyor? Neden sırtınızı dönüyorsunuz o insanlara? Ben bunu sormak zorundayım. İnsansa bizim insanımız. Çocuklarsa bizim çocuklarımız. Bir bedel ödenecekse, suçluyu bulacaksa mahkemenin çalışması lazım. Ne zamandan beri suçlular tanık olmaya başladı bu ülkede? Adaletin yok olduğunu gösteren en tipik örneklerden birisidir. Değerli arkadaşlarım, darbe dönemlerinin en büyük özelliği nedir biliyor musunuz? Darbe dönemlerinin en büyük özelliği
emeğiyle geçinen, emeğiyle çalışan, yani emekçilerin, yani işçilerin demokratik ortamda aldıkları hakların ellerinden alınmasıdır. 12 Eylül, 12 Mart darbesi bunun çok tipik örneğidir. Grev hakları ellerinden alındı, pek çok haklar elinden alındı. Şimdi 20 Temmuz sivil darbe sürecini yaşıyoruz. Ne diyorlar? İşçilerin elinden kıdem tazminatını alalım diyorlar. Darbe dönemine özgü bir davranış. Tipik darbe dönemine özgü bir davranış. Türk İş'in 26 Haziran 2020'de yaptığı bir başkanlar toplantısı var. Bir bildiri yayınladılar. İki maddesini okumak istiyorum. Sadece iki maddesini. Bütün işçi kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için. Madde 6. Kıdem tazminatı Türkiye işçi sınıfının ve Türk İş'in kırmızı çizgisidir. İş ve gelecek güvencesidir. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı hakkından hiçbir şekilde vazgeçilemez. Kıdem tazminatının fona devredilmesi, süresinin azaltılması gibi bu hakkın tasfiyesine ya da zayıflatılmasına yönelik her türlü girişim karşısında işçinin haklı tepkisi ve talepleri kararlılıkla savunulacaktır. 7. Türk İş Başkanlar Kurulu. Bugün çalışanlar ve gelecekte çalışacak olanlar için kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasından yanadır. Kıdem tazminatının özüne yönelik hiçbir düzenlemeye katılım ve onay verilmeyecektir diyor. Biz de, Türk İş'i de, DİSK'i de, Hak İş'i de kıdem tazminatına sahip çıktıkları sürece onların parlamentodaki temsilcisi olmaya devam edeceğiz. Bugün aslında mecliste çok önemli bir kanun teklifimiz görüşülüyor. Zonguldak milletvekilimiz Yavuz Yılmaz'ın verdiği kanun teklifi. Teklif şu, daha önce biliyorsunuz maden kazalarında Avrupa birincisiyiz. Çok sayıda insanımız maden kazalarında hayatını kaybediyor. Ve bu insanlar yerin metrelerce altında çalışıyorlar. Kömür çıkarıp ülkeye katkı yapmak istiyorlar. Geçim kaynağı da bu. Ağırlık Zonguldak'ta, Ermenek'te, Soma'da görüyorsunuz. Çok kişi maden kazalarında hayatını kaybetti. Bunlara maden şehitleri dedik. Her kazadan sonra siyasi partiler gittiler. İşçilerle görüştüler, sendikalarla görüştüler, başsağlığı dilediler. Ve dolayısıyla bir süre sonra bunların tamamı unutulup gitti. Ama bir süre kazalar arka arkaya gelince ciddi bir tablo çıktı. Ve parlamentodan dedik ki bunları şehit sayalım. Maden şehitleri olsunlar. Evet, maden şehitleri olsun diye bir karar alındı. Yani şehitlere sağlanan, onların yakınlarına sağlanan imkanın madende hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına, çocuklarına da sağlansın dendi. Dönemin başbakanı Binali Yıldırım Zonguldak'ta yaptığı toplantıda, mitingde Zonguldak kömür işletmesinde vefat eden kardeşlerimize de şehitlik mertebesi veriyoruz. Ve onların birer yakınlarını da kamuda işe alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun dedi. Güzel. Ama kanun geldi. Torba kanun. Bu hak sadece 10 Haziran 2003, 13 Mayıs 2004 arasında hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına verildi. Diğerlerine daha sonra bu hak yok. Bu kadar büyük bir adaletsizlik olur mu ya? Ölen bizim işçimiz. Hak veriyorsan bu hakkı genel olarak vereceksin. Efendim şu tarihe kadar ölene vereceğim, o tarihten sonra ölene vermeyeceğim diyecek. Bundan daha büyük adaletsizlik olur mu? Hatta bir sendikacı şunu söylüyor, o da çok ilginç. Elif Albin, babası kömürde gene madende hayatını kaybediyor. Ne zaman kaybediyor biliyor musun? 14 Mayıs 2014. Yani kanun süresinin dolduğundan bir gün sonra. Bir gün önce ölse hak kazanacak, bir gün sonra öldüğü için hak kazanamıyor. O kadar büyük bir adaletsizlik olur mu? Şimdi
Zonguldak milletvekillerimizin bu gerçeği görerek, evet bundan sonra iş kazasında, madende iş kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları da işe girsin diye, onlara da bir imkan sağlasın diye, tıpkı şehit çocukları gibi bir kanun teklifi veriyorlar. Şimdi Zonguldak'a sesleniyorum. Özellikle de Zonguldak'ta Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Zonguldak'ın ülkücülerine sesleniyorum. Bu kanuna sizin alın terinize değer veren, hayatınızı kaybettiğiniz zaman en azından şehit çocukları gibi çocuklarınıza, yakınlarınıza devletin bir imkan sağlamasını öngören bu kanuna Milliyetçi Hareket Partisi genel kurulda evet mi diyecektir, hayır mı diyecektir? Bunu izleyin. Hayır diyorsa geldiklerinde sorarsınız. Niye hayır dedin kardeşim? Niye hayır dedin? Evet diyorlarsa başımın üstünde yeri var. Oyunuzu gidin, seve seve verin. Çünkü Zonguldak'ta yerin metrelerce altında çalışan işçinin hakkını teslim ettiniz. Çocuğuna hakkını teslim ettiniz. Ailesine hakkını teslim ettiniz. Diyeceksiniz. Aksi halde başkalarına, diğerlerine tanınan hak yenilerine tanınmayacak. Yeni kaza sonucu hayatını kaybeden maden işçilerimize tanınmayacak. Bunu herkesin dikkatle izlemesi gerekir. Evet, şimdi gelelim Erdoğan'ın hiç hoşlanmadığı sorulara. Hep sık sık tekrar ediyorum, gene edeceğim. 15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan paralar. Nerede bu paralar? 309 milyon lira olduğu söylenmişti. Sonra 338 milyon lira olduğu söylendi. Sonra bir baktık 38 milyon uçmuş, nereye gittiği belli değil. O günün dolar kuruyla bugün hesapladığımızda 600 milyon lira. Nerede bu para? Niye vermiyorsunuz? Şehit yakınları burada, gaziler de burada. Herkese rahat rahat 1 milyon lira düşüyor. Niye vermiyorsunuz? Nerede bu para? 15 Temmuz şehit yakınlarının ve gazilerinin hakkını savunuyorum. Beylerde tık bile yok, tık. Tık bile yok. Yine 10 Aralık Beşiktaş'ta hayatını kaybedenler. Bakın değerli arkadaşlar, bu Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Beşiktaş saldırısında hayatını kaybeden polisler için yaptığı bir anma. Sosyal medyada görebilirsiniz, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görebilirsiniz. Hayatını kaybeden polislerimiz. O dönemde bir kampanya açıldı. Herkesin yüreği yandı. Evet, dediler ki polis bizim polisimiz, halkın polisi. Terörle mücadele etti, hayatını kaybetti. Gelin bunlara yardım yapalım. Kampanya açıldı. Kaç lira toplandı? 52 milyon lira. Sadece bakın bu Emniyet Genel Müdürlüğü'nün. Ama bu da çarşı grubunun. Beşiktaş'ta patlama, Beşiktaş'taki en güçlü sivil toplum örgütlerinden birisi olan çarşı grubu da aynı şeyi istiyor. O da polis arkadaşlarımızı fotoğraflamış. Onlar için toplanan 52 milyon ne oldu? Ne oldu 52 milyon? Hadi ben soruyorum da Emniyet Genel Müdürlüğü niye sormuyor? Polislerin de örgütleri var, onlar niye sormuyorlar? 52 milyonun o günün dolar kurunu bugüne taşırsanız 101 milyon 500 bin lira yapıyor. Evet, 101 milyon. Her bir şehit yakınına en azından 2 milyon lira para düşüyor. Nereye gitti bu para? Ben bu soruyu ne için soruyorum? Hakkı olana hakkı teslim edilmediği için soruyorum. Adalet için soruyorum. Vicdan için soruyorum. Hayatını kaybedenlerin hakkı için soruyorum. Hayatını ne diye kaybetti? Bu ülkenin birliği, bütünlüğü, dirliği için kaybetti. Terörle mücadele etmek için hayatını kaybetti. Para kimin parası?
vatandaştan toplanan para. Hazineden çıkan bir para yok. Vatandaş bunlara bağış yaptı. Bunlara bağış yaptı. Ama sen sarayda oturan zat aldın bu parayı yedin. Ben bunun hesabını sormak zorundayım. Sormazsam siyaseti niye yapıyorum ben o zaman? Siyaset halk için yapılır. Adalet için yapılır. Yine aynı şekilde değerli arkadaşlar. 250 bin dolar aldı Erdoğan Kaddafi'den. 250 bin dolar. Ne için? Türkiye'ye gidince şehit yakınları derneğine bağışlayacağım dedi. Güzel. Haberi kim yaptı? Sabah gazetesi yaptı. Yani havuz medyasının amiral gemisi yaptı. Peki Sabah gazetesi şu soruyu soruyor mu? Ya biz bu haberi yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı, 250 bin doları şehit yakınlarının derneklerine bağışlayacaktın. Şimdi bizim okuyucular da bize soruyorlar bu hangi dernek diye. Biz bir türlü bu derneği öğrenemedik. Öğrenemezsin kardeşim. Bilemezsin kardeşim. Çünkü bunu kimse bilmiyor. Çünkü böyle bir para hiç bağışlanmadı. Nereye gitti 250 bin dolar? Ben bu ülkenin adalet duygusu için sormayacak mıyım? Nereye götürdün 250 bin doları? Sanatçılara yardım yapılsın, kültür hayatımız gelişsin diye bir fon kurdular. Gayet güzel. Kanun çıktı. Kültür fonu. Kaç lira para olduğunu, bugün için kaç lira para olduğunu kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor. Sonra ne oldu? Bir soru üzerine 2017'de 320 milyon lira bir para olduğu söyleniyor. 2017, 2020'deyiz. Herhalde şimdi 500 milyon falan olması lazım veya 1 milyar. Pandemi dolayısıyla niye bu sanatçılara yardım yapmıyorsunuz? Nereye gitti bu para? Kim kullandı bu parayı? O da belli değil. O da belli değil. Bir siyasetçi, namuslu bir siyasetçi, düzgün bir siyasetçi, ahlaklı bir siyasetçi, adaletli bir siyasetçi, vatandaşın her kuruşunun hesabını millete veren siyasetçidir. Millete hesabı vermiyorsa o siyasetçide ahlak yoktur. Sakarya'da tank palet fabrikası. Katar ordusuna peşkeş çekildi. Ethem Sancağı peşkeş çekildi. Talip Öztürk'e peşkeş çekildi. Kaç liraya? Kaç liraya? Bir lira bile değil. Bir liraya. Allah rızası için. Bir lira bile değil. Bu soruyu sordum sonunda dedi ki Katarlar gelip buraya 50 milyon dolarlık yatırım yapacaklar. Şimdi soruyorum. Ne oldu bu yatırımlar? 50 milyon dolardan vazgeçtik canım. Bir dolarlık yatırımı var mı ya? Bir dolar. Hala onların emrinde. Hala. Ve tank palet fabrikası Milli Savunma Bakanlığı bütçesini soygun fabrikasına dönmüş durumda. Yakında onun faturalarını da getireceğim buraya. Bakın bir daha söylüyorum. Tank palet fabrikası Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin, savunma sanayi bütçesinin soyulması düzenine dönüşmüştür. O fabrikaya dönüşmüştür. Tamamen çıkar ilişkileri. Ne yapacaklardı bunlar? Tank yapacaklardı değil mi? Onu da okuyayım size. Bunları unutmayın. Her seferinde nereye gidiyorsanız anlatın. Vatanseverlik budur. Vatanına sahip çıkmaktır. Vatandaşın hesabına sahip çıkmaktır. Onun parasını alın terine sahip çıkmaktır. Savunma Sanayi Başkanı 9 Kasım 2018'de tweet atıyor. 9 Kasım 2018. İlk 6 ay tankı 18 ay sonra Kara Kuvvetli Komutanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek. Hayırlı olsun. Bir daha okuyayım. İlk 6 ay tankı 18 ay sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek. Hayırlı olsun. 9 Kasım 2018. Kaç 18 ay geçti? Nerede bu tank? Nerede bu tankın motoru?
sormak istiyorum. AK Parti'ye oy veren, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren bütün vatandaşlarıma sormak istiyorum. Bana dünyada kendi ülkesinin milli silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çeken kişiye ne denir? Ben söyleyeyim, vatan haini denir. Hani sattık deseler anlarım. Katar ordusuna sattık derler. Kaça? 2 milyar dolara sattık derler. Bunu anlarım. Para almışsın. Ya 1 lira bile ya. 1 lira bile almadan ya. 1 dolar bile almadan. Ortada ne tank var, ne palet var, ne motor var. Fabrika devletin fabrikası. Çalışanlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. İşletenler yabancı. Parayı kim veriyor? Devletin kendisi veriyor. O zaman ben niye oraya parayı veriyorum? Ben kendim yaparım arkadaş ya. Fabrika zaten benim. İşçi de zaten benim. Orada çalışan subaylar, askerler de zaten bu ülkenin subayı, askeri. O zaman ben niye yabancıya sen üret ben senden satın alayım? Zaten ben onu üretiyorum. Ayrıca bunların hiçbirisi. Tank nasıl yapılır? En iyi Ethem Sancak bilir. En iyi o bilir. Efendim diğeri ne? Tahsin Öztürk müydü? Tank nasıl, palet nasıl yapılır? En iyi Tahsin Öztürk bilir. Bunların bu alanda hiçbir deneyimleri yok. Talip Öztürk değil mi? Talip Öztürk. Bunların hiçbir deneyimi yok. Belki hayatında bir asker de tankı görmüştür. Ve sen devleti yöneten olarak hayatında tanka binmemiş adama, tankın ne olduğunu bilmeyen adama gel tank yap diyorsun. Nasıl yapacak? Devletin bütün imkanlarını sana sağlayarak. Sonra da çıkacaksın, ben yerliyim, ben milliyim diyeceksin. Senin yerliliğin de batsın, milliliğin de batsın. Daha garip bir şey. Bunlar otomobil üretecekler değil mi? Yerli otomobil. Bunların bir bakanı gitti 2016 yılından İsveçli bir firmadan prototip bir otomobil satın aldı. Karısörü yani. Getirdi, gösterdiler. Biz bu otomobili üreteceğiz diye. Bu prototip için ödedikleri para ne kadar biliyor musunuz? 40 milyon avro. 40 milyon avro. Bu prototip nerede? Depoda. 40 milyon avro nerede? Tüyü bitmemiş yetimin hakkı nerede? Bunlarda din var mı? Bunlarda iman var mı? Bunlarda ahlak var mı? Bunlar hangi anlayışla devleti yönetiyorlar? 40 milyon avroyu fakir fukaranın boğazından kesip alıyorsun. Hadi tank palet işteyse burada. Ne oldu bu prototip? Ne oldu bu? Bunu bilmek zorundayız. Ve tabii asla unutmayacağız. Selik'teki 500 bin lira rüşveti kim aldı? Bak hiç hepsi dut yemiş bülbül gibiler. Çünkü hepsi o rüşvete ortak. Rüşvete ortaksan sesin çıkmaz. Rüşvete karşıysan derhal müdahale edersin, rüşveti yiyeni yakalarsın, çıkarırsın meydana. Burdur Belediyesi maske dağıtıyor diye karakola götüreceksin, 500 bin lira rüşvet alan adamın sırtını sıvazlayacaksın. Ve bunun adı ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetiyorum diyeceksin. Hayır kardeşim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yönetilmiyor, soyuluyor. Devlet soyuluyor. Kampanya açtılar. Ne biz bize yeteriz. El Hak doğru bir isim. Kendi kendilerine yetiyorlar. Parayı kendi aralarında bölüşüyorlar. Kimden alıyorlar? Fakirden, fukaradan, garibandan alıyorlar parayı. Sonra biz bize yeteriz diyorlar. Doğru, siz size yetersiniz. Ama bu millet size gösterecek. İlk seçimde gösterecek. Kimin kime yettiğini size gösterecek. Hepinize saygılar sunuyorum değerli arkadaşlarım.